arkadaşlar, tekrar merhabalar. Diferansiyel denklemler ders serimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Bir kere diferansiyel denklemlerin kullanım alanlarından birazcık bahsedeceğim bu derste. Daha sonra bir sonraki derste diferansiyel denklemleri gruplara, sınıflara ayırıp her biriyle ilgili çözüm tekniklerini ve bol miktarda çözüm örnekleriyle destekleyeceğiz. Örneklerle çözüm yapacağız. Arkadaşlar öncelikle buraya birkaç bir şey yazdım. Bir kere diferansiyel denklemler hem akademik hayatta hem gerçek hayatta birçok kullanım alanı vardır. Birçok alanda kullanılır. Mesela örneğin bir fiziksel sistemin değişimini tahmin ederken diferansiyel denklem aslında yazarız. Bir sistemin matematiksel modelini yapmak demek. O sistemin nasıl değiştiğini, gerek zamanla gerek konumla nasıl değiştiğini ifade ettiğimiz zaman yazdığımız denklem esasen bir diferansiyel denklem oluyor. Mesela ekonomide diferansiyel denklem kullanılır. Bir gelir gider kalemlerinin tahmininde nasıl değiştiğini onların ileriki zaman diliminde tahmin ederken yine bir diferansiyel denklem aslında yazıp çözmüş oluyoruz. Mesela biyolojide kullanılır. İşte bir bölgedeki canlı popülasyonun değişimi nasıl oluyor, hangi parametrelere bağlıdır, gerçekçi bir popülasyon nasıl ifade edilir, zamanla değişimi nasıl ifade edilir. Bunu yazarken bir matematiksel modelini yaparken yani bir diferansiyel denklem dolayısıyla yazmış oluyoruz ve o diferansiyel denklemin çözümü bize o popülasyonun ileriki zamanlarda nasıl davranacağını bize denklemin çözümü göstermiş oluyor. Mesela tıpta yine kullanılır, işte kanserli hücrelerin vücut içerisinde yayılım hızı, oranı. Bunlar yine diferansiyel denklemlerin çözümüyle tahmin edeceğimiz şeyler oluyor. Bu liste arkadaşlar uzatılabilir. Hemen hemen hayatımızın her alanında dolayısıyla bir matematiksel model yaptığımız zaman yazdığımız şey aslında bir diferansiyel denklemdir. Ve o modelin gelecekteki davranışını tahmin etmek o diferansiyel denklemin çözümü sonucunda ancak bilinebiliyor. Dolayısıyla bir sistemi incelerken arkadaşlar biz dediğim gibi bir diferansiyel denklem yazıyoruz ve o diferansiyel denklemi çözüyoruz. İyi bir matematiksel model dolayısıyla iki tane önemli şartı sağlamalıdır. Birinci sağlaması gereken şart şu: model yeterince basit olmalı. Yeterince basit olmalı ki analitik olarak veya bir bilgisayar programıyla çözülebilsin. Eğer çözümü olmayan karmaşıkta bir diferansiyel denklem yazarsak çözümünü yapamayacağımız için dolayısıyla böyle bir matematiksel modeli yazmanın bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla bir matematiksel model yazıyoruz, yani diferansiyel denklem yazıyoruz. O diferansiyel denklem yeterince basit olmalı. O basitliği de başta birçok kabuller yaparız, başta birçok basitlik yaparız modeli oluştururken. O basitleştirmeleri, varsayımları, kabulleri yapmak suretiyle bir diferansiyel denklem yazmış oluyoruz. Ve bir matematiksel model arkadaşlar unutmayın, bir fiziksel sistemi hiçbir zaman %100 doğrulukta yansıtmaz. Mutlaka bazı kabuller yapılması gerekiyor. Dolayısıyla gerçek doğa çok daha karmaşık, çok daha komplekstir. Bizim matematiksel modellerimiz ise daha basittir. Dolayısıyla o yeterince basitliği sağlamamız gerekiyor. İkincisi ise bununla ilgili. Ancak her ne kadar yeterince basit olsa da denklemin çözümü sonucu, denklemin tahmini gerçek fiziksel sistemle tolere edilebilir ya da kabul edilebilir bir hata payı içerisinde uyumlu olması gerekiyor. Yani işte %1, %2'lik bir hata payıyla doğru sonuçlar tahmin edebiliyor olması gerekir. Eğer ki bizim modelimizin gerçek sistemi, modelimizin tahminleri gerçek sistemle, gözlemlerle hiç uyuşmuyorsa o zaman birinci adıma tekrar geri dönüp o yaptığımız, başta yaptığımız varsayımları, kabulleri, basitleştirmeleri tekrar revize etmek gerekiyor. Tekrar gözden geçirmek gerekiyor ki ta ki gözlemlerle kabul edilebilir bir hata payı içerisinde aynı sonuçları verebilsin diye bu şeyleri tekrardan revizeleri yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra
bugün size iki tane bir sistem hayal edeceğim ve bu sistemle ilgili iki tane diferansiyel denklem yazacağız. Bu diferansiyel denklemlerin çözümünü yazacağız ve sonucun ne kadar mantıklı olup olmadığını birlikte tartışacağız. Ancak nasıl çözüldüğünü söylemeyeceğim, göstermeyeceğim bu derste. Çünkü bir diferansiyel denklemin çözümü nasıl yapılır? Zaten bu ders serisinin konusu, ileriki derslerde onları tek tek grup grup her birisi için şey yapacağız, çalışacağız. Şimdi birinci örneğimiz nüfus değişimini mesela dikkate alalım. Şimdi arkadaşlar herhangi bir bölgede yaşayan bir canlı popülasyonu düşünelim. Bu mesela bir yerdeki insan popülasyonu olabilir. Herhangi bir gölde yaşayan bir spesifik bakteri popülasyonu olabilir. Veya ormanda bir bitki, yabani çiçek türü olabilir. Onun popülasyonu olabilir. Bir popülasyon düşünelim, canlı popülasyonu. Ve bu popülasyonun zamanla nasıl değiştiğini tahmin etmeye çalışalım. Şimdi öncelikle biz iki tane değişken seçmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi bağımlı değişken olacak, bir tanesi bağımsız değişken olacak. Ne nüfus sayısı olmuş olsun. Herhangi bir anda, herhangi bir T anda ki popülasyon ya da nüfus. Tamam. Bizim bağımsız değişkenimiz ise arkadaşlar zaman olacak. Çünkü nüfus zaman içerisinde değişiyor. Ondan dolayı bağımsız değişkeni ben zaman olarak almış oluyorum. Öncelikle dolayısıyla bu da herhangi bir yandaki popülasyon olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar ilk bir matematiksel model yapacağız. Şimdi hemen düşünüyoruz. Bir göldeki bakteri popülasyonu düşünelim. Bir bakteri popülasyonunun zamanla değişini, bir kabul yapıyorum. Diyorum ki zamanla değişini o bakteri popülasyonunun nüfusuyla orantılıdır. Yani şunu yazıyorum. DN bölü DT nüfusun zamanla değişimi orantılıdır N'nin kendisiyle. Şimdi bu bir varsayım. Bu bir kabul. Dolayısıyla böyle bir basit bir denklem yazmış oldum. Bu denklem acaba mantıklı mı? Düşünelim. Bir göldeki bakteri popülasyonu düşünün. Bakteri popülasyonu zamanla değişimi o andaki herhangi bir andaki popülasyonla orantılı olduğu burada söylenmiş oluyor. Bu kabul edilebilir, doğru bir varsayımdır. Çünkü ne kadar bakteri nüfusu fazla ise herhangi bir anda, sistemi gözlemlediğimiz herhangi bir anda, popülasyon ne kadar fazla ise değişimi de o kadar fazla olacaktır. Diyelim ki 10 tane bakteri varsa, bu bakteriler zaman içerisinde sayıları mesela herhangi bir T kadar zaman sonra sayısı 2'ye katlansın. Diyelim ki 10 tane bakteri varsa belli bir zaman sonra 2'ye katlansın, sayı 20 olacaktır. Ne kadar değişti? 10 kadar değişmiş oldu, değil mi? 10 tane bakteri artmış oldu. Peki 100 tane varsa yine belli bir zaman sonra sayı 2'ye katlanırsa bu sefer 200 olacaktır. Ne kadar değişti? 100 kadar değişti. Önceki örnekte 10 kadar değişmişti. İkinci örnekte ise 100 kadar daha fazla değişti. Dolayısıyla popülasyonun zamanla değişimi popülasyonun kendisiyle orantılıdır şeklinde bir diferansiyel denklem yazabiliriz. Bu bir diferansiyel denklemdir çünkü bir bilinmeyen ve onun türevlerini içerisine alan bir denklem. Ama bu bir oran orantı denklemi. Bunu bir eşitlik halinde yazmak için bir orantı katsayısıyla çarpalım. Daha sonra bu orantı katsayısını anlamlandıralım. Bir K gibi bir katsayıyla çarpalım. Arkadaşlar, şimdi bu K katsayısı birçok şeyi, popülasyonun karakteristiğiyle ilgili birçok özelliği içerisinde barındırır. Ben K katsayısını birim zamanda birey başına değişim oranı olarak tanımlıyorum. Ve şu şekilde tanımlıyorum. Doğum oranı eksi ölüm oranı şeklinde anlamlandırabiliriz. Tamam. Yani evet K katsayı bir katsayıdır. O bakteri popülasyonu veya herhangi bir popülasyonun karakteristiğiyle ilgilidir. Onu doğum oranı eksi ölüm oranı şeklinde anlamlandırdım. Eğer K sıfırdan büyükse bu ne demektir?
doğum oranı ölüm oranından daha fazla demektir. Dolayısıyla o popülasyonun zaman içerisinde artmasını bekleriz. K'nın pozitif olması durumunda. Eğer K sıfırdan küçükse bu şu demektir, ölüm oranı doğum oranından daha fazla demektir. Bu da şu anlama gelir, o popülasyon zamanla azalır demektir. Çünkü daha fazla birey ölüyordur birim zamanda. Tamam? Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar, böyle yaptıktan sonra şimdi bu diferansiyel denklemin çözümü yapalım. Ne zaman ki bir diferansiyel denklemin herhangi bir değişkene göre, ki burada zamana göre, türevi bir kat sayı defa kendisine eşitse böyle diferansiyel denklemlerin çözümü eksponansiyel değişimdir. O dediğim gibi şu derste, bu derste ben bu diferansiyel denklemin nasıl çözüldüğünü anlatmayacağım. O bir sonraki dersin konusu. Orada başlayacak. Dolayısıyla n, t'nin bir fonksiyonu. O da eşittir. Bir kat sayı defa sabit e üzeri k çarpı t şeklinde olacaktır. Bakın arkadaşlar, eğer k pozitifse üst zaman her zaman pozitif. Dolayısıyla burası sürekli n artan bir fonksiyon. Eğer k negatifse, burada ifade ettiğim gibi, burası negatif olduğu için t arttığı için üst gittikçe azalacaktır. Ve bu n sıfıra doğru azalacaktır. Şimdi bu c katsayısını ise, bu herhangi bir sabit sayıdır. Bu arada bu denklemi sağlar. İsterseniz zamana göre bir kez türevini alırsınız. Mesela bir kez türevini alalım. Bu çözümün gerçekten bu diferansiyel denklemi sağladığını gösterelim. Dn bölü dt eşittir. Zamana göre türev aldığımız için c çarpı k e üzeri k çarpı t olacaktır. Bu eşit midir bu denkleme acaba? Bakalım. Dn bölü dt bu. Eşit midir bu c çarpı n'nin kendisi? Değil mi? K çarpı n'nin kendisi, yani şu c e üzeri k çarpı t. Gördüğünüz gibi evet, bu denklem, bu çözüm bu denklemi sağlıyor. Dolayısıyla bu bir çözümdür. Ha, burada c katsayısını belirleyebilirsiniz. C katsayıları da sınır koşullarıyla belirlenir. Şimdi bir göldeki diyelim bakteri popülasyonunu biz inceliyoruz. Dolayısıyla o popülasyonu bir belli bir zaman gözlemleriz, değil mi? Bir herhangi bir anda gözlemlemeye başlarız. Dolayısıyla t eşittir 0 anında gözlem işlemini başlattığımızı varsayalım. Gözleme başlayalım. Bu 0 anında gözleme başladığımız zaman bakteri popülasyonu herhangi bir değerde olacaktır. Çünkü ezelden beri gözlem yapamayız, sonsuza kadar da gözlem yapamayız. Belli bir zaman diliminde ancak gözlem yapabiliriz. Dolayısıyla t eşittir 0 anında gözleme başladığımızı varsayalım. Bu şu demektir, bu popülasyonu gözlemlemeye başladığımız an bizim elimizde olan saati de o anda başlattık demektir. Zamanın 0 olması demek. Dolayısıyla o anda bakteri popülasyonu n 0 olsun. Tamam, t 0. T eşittir 0 anındaki popülasyon. Biz gözlemeye başladığımız anda herhangi bir değerdir bu. 100, 200, 5000, 100.000 her neyse. Dolayısıyla bu buna sınır koşulu denir ya da başlangıç koşulları denir. Bu başlangıç koşulları ile beraber C katsayısını biz dolayısıyla bulabiliriz. O halde T yerine 0 koyduğum zaman n ne olacakmış? N 0 gibi bir başlangıç değerine eşit olacakmış. Bu denklemde c'yi dolayısıyla bulabiliriz. O halde t yerine 0 koyduğumuz zaman n 0 eşittir c çarpı e üzeri 0. E üzeri 0 1 olduğu için c n 0 eşittir. Dolayısıyla bizim diferansiyel denklemimizin çözümü n eşittir n 0 e üzeri k çarpı t şeklinde bir eksponansiyel olarak değişen bir diferansiyel denklem, bir fonksiyon olacak. Bu diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde olacaktır. İsterseniz bunu grafik şeklinde de görebiliriz. Burası t olsun, burası da n olsun. T'nin bir fonksiyon olarak
popülasyon olsun. Burası da gözlem işlemini başlattığımız an T burası N0, T eşittir 0 iken gözlem işlemini başlattığımız an o andaki canlı popülasyonun değeri olmuş olsun. Dolayısıyla zaman arttıkça ama K'nın pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak ki o da doğum oranı eksi ölüm oranı dedim. Bu popülasyon ya artacaktır ya da azalacaktır. Eğer K pozitifse eksponansiyel olarak artacak. Burada K sıfırdan büyük. Değilse eksponansiyel olarak azalıp sıfıra doğru gidecek. Burada da K sıfırdan küçük olacaktır. Dolayısıyla ben bir model hayal ettim. Bu modeldeki popülasyonun zamanla değişimini düşündüm. Bir varsayım yaptım. Popülasyonun zamanla değişiminin herhangi bir yandaki değeriyle orantılı olduğunu varsaydım. Bir diferansiyel denklem yazdım. O diferansiyel denklemi çözdüm. Dolayısıyla bana zamanla herhangi bir yanda değerinin ne olacağını söyledi. Tabii burada gerçek fiziksel sistemle ilgili K'yı bilmek gerekiyor. Eğer bir rakam bu denklem içerisinde alacaksanız herhangi bir T anındaki o zaman doğum oranını ve ölüm oranını bilmeniz gerekir. Birim zamanda kişi başına ne kadar doğum oluyor? Mesela bir insan nüfusuysa eğer ortalama olarak işte bir aile diyelim kişi başına 3 çocuk mesela düşüyorsa eğer doğum oranı budur. İşte ölüm oranı ne kadar yılda ölüm oluyor? Bunlar değişik metotlarla ölçülüp belirlenmesi gerekendir. Bir de gözlem işine başladığımız anda itibaren ne kadar nüfusu var o bölgenin onu da bilirsek dolayısıyla bu denklem bize nüfusun ne olacağını herhangi bir T anında ne kadar olacağını tahmin ediyor. Peki, şimdi bu bir model. Basit bir model. Arkadaşlar fakat bu model ancak ve ancak bazı sınırlar içerisinde doğru sonuçlar verir. Dedik ya, gerçek bir fiziksel sistem daha karmaşıktır. Doğa çok daha komplekstir. Bizim matematiksel modellerimiz çok daha basittir. Bizim amacımız mümkün olduğu kadar kendi modelimizi gerçeğe mümkün olduğu kadar yaklaştırmaktır. Dolayısıyla ilk yaklaşıklık olarak bu modeli yazdık, çözdük ve düşünmeye başladık. Devam ediyoruz. Diyoruz ki bu model ne zaman doğru sonuçlar verir? Şimdi bir bölgedeki popülasyonun artmasının bu mesela sonsuza kadar artıyor değil mi? Bunu zaman arttıkça bu sürekli eksponansiyel olarak artıyor. Ancak gerçek bir sistemde popülasyon hiçbir zaman sonsuza kadar artmaz. Önünde artışın önünde ona direnç gösterecek bazı sınırlamalar vardır. Bunlardan bir tanesi yer sorunu mesela. İşte bir göldeki bakteri popülasyonunu düşünecek olursak o göldeki bakterilerin nüfusundaki artış sonsuza kadar devam edemez. Çünkü en nihayetinde gölün kendi sınırları ile sınırlıdır popülasyonun artışı. Diyelim ki gölün her tarafını bakteriler kapladıysa artık göl belli bir yerden sonra devam etmediği için fiziksel olarak mekan problemi olacağından dolayı bu mekandaki sınırlılık popülasyonun artışı üzerinde bir sınır oluşturacaktır. Birincisi bu. İkincisi beslenme sınırlılığı, kaynak daha doğrusu yiyecek sınırlılığı, yiyecekteki sınırlılık. Yani bir bakteri popülasyonunun artış sürekli üreyebilmesi için sonuçta beslenmesi gerekir. Ama kaynaklar sonsuz değil, aksine sınırlıdır. Dolayısıyla beslenebildiği kadar bakteri popülasyonu üreyecektir. Dolayısıyla o sınırlılığı bu model mesela içermiyor. Dolayısıyla bu çok aslında çok da güzel bir model değil, eksik bir model. Sadece belli bir zaman dilimi içerisinde doğru sonuçlar verir. Veya şunu varsayarsak, mekan olarak yer olarak sonsuz bir yer ve kaynaklar da beslenmesi için bakterinin kullanacağı yiyecek kaynağının da sınırsız, sonsuz olduğunu varsayarsak bu denklem evet doğru sonuçlar verir. Ama hiçbir fiziksel sistemde bu iki bahsettiğim şey sonsuz değildir. Bir sınırı vardır. Ondan dolayı bunlar ne yapacaktır? Bir tam doğru sonuç vermeyecektir. Belli bir zaman için doğru sonuç verir ama ondan sonra artık modelin tahminleriyle gerçekten gidip de bakteri popülasyonu ölçersek gözlem sonucu belli bir zaman sonra uyuşmayacaktır. O halde bu modeli iyileştirebilir miyiz diye bakıyoruz. Daha gerçekçi bir model yazabilir miyiz? Bir çözüm daha yazayım ben size şimdi. Herhangi bir T anındaki popülasyon şöyle yazalım mesela.
K çarpı E üzeri, mesela K çarpı şöyle bakayım. Mesela şöyle bir model yazarsak, K çarpı N 1 eksi alfa kere N. Pardon. Önce diferansiyel denklemimizi yazacağız, değil mi? Çözümü yazmıyorum. Dolayısıyla bir popülasyonun zamanla değişimi ilk yaklaşıklık olarak arkadaşlar nüfusla orantılı demiştik. Yani baştaki denklemimizin kendisi nüfusla orantılı dedik. Fakat şimdi buna bir direnç parametresi ekleyelim. Yani nüfusun sonsuza kadar artışını engelleyecek bir direnç parametresi. Mesela 1 eksi bir katsayı defa n'nin kendisi. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu da bir diferansiyel denklemdir, değil mi? Bu da bir diferansiyel denklemdir. Bu diferansiyel denklemi şimdi burada arkadaşlar şu var. Bu alfa parametresi işte iki tane fiziksel özelliği barındırıyor. Bir, fiziksel olarak mekanın sınırlılığı. İki, yiyecek kaynaklarındaki sınırlılık. Bu iki sınırlılığı içerisinde barındıran pozitif bir parametre. Tamam mı? Alfa pozitif bir sayı. Şimdi bu diferansiyel denklemi çözersek eğer, ki ayrıntılı çözümünü vermeyeceğim, sadece çözümünü vereceğim. Bize şöyle bir denklem verecek arkadaşlar. Sadece sonucunu tahmin edeceğiz. N0 bölü alfa kere N0 artı 1 eksi alfa N0 çarpı E üzeri eksi K çarpı T olacaktır. Bakın bu diferansiyel denklemin, böyle bir diferansiyel denklem kurduk. Bu çarpan parametre şey olacaktır. Bu parametre nüfusun sonsuza kadar artışını engelleyecektir. Onu şuradan görebiliriz. Bakın arkadaşlar. Önce N küçükken, popülasyon küçükse burası 1'in yanında alfa katsayısı da küçük olmuş oluyor. Dolayısıyla alfa katsayısı ve nüfus da küçükken ikisinin çarpımı daha küçük bir sayı. Dolayısıyla 1'in yanında ihmal edilecek kadar büyük küçük bir sayı olmuş oluyor. Dolayısıyla nüfus küçükken, yani küçük bir bakteri popülasyonundan bahsediyorsak bu terimin katkısı çok fazla olmayacaktır. Dolayısıyla başlangıçtaki diferansiyel denkleme indirgenir bu denklem. Ancak nüfus arttıkça artık bu sayı 1'in yanında ihmal edilmeyecek kadar büyür. Dolayısıyla bu çarpanın dikkate alınması gerekir. Ondan dolayı gerçek bunun tam çözümü bu olacaktır. Mesela zaman sonsuza giderse, çok fazla zaman büyürse, zaman fazla büyürse arkadaşlar nüfus nereye doğru gidiyor bakalım? Nereye gidiyor sizce? Bakın, T çok fazla büyürse burası negatif olduğundan dolayı bu sayı çok 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 küçük olur. Dolayısıyla çarpım çok 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 küçük olur. Dolayısıyla sonsuza gittiği zaman burası dolayısıyla sıfıra gitmiş olur. Yani bu terim sıfıra gitmiş olur T sonsuza gittiği zaman. Dolayısıyla N 0 bölü N 0 alfa 1 bölü alfa gibi bir, bakın, sabit sayıya doğru gidiyor. Nüfus artık zamanla değişmiyor. Zamandan bağımsız bir sabit sayı. Neden? Çünkü bakteri popülasyonu artık büyüdü, belli bir sınıra dayandı. Ne mekan olarak yer var, artık çoğalabileceğine, çoğalabilmesine imkan tanıyacak. Veyahut artık onun bakterileri besleyecek miktarda yeterince yiyecek yoktur. Ondan dolayı artık nüfus artmayacaktır. Belli bir sabit değere doğru gidecektir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu bile, dolayısıyla bu biraz daha iyileştirilmiş bir model olmuş oldu. Ancak bunun da bazı sınırlılıkları var, eksiklikleri vardır. Mesela biz bu sadece belli başlı canlıların nüfusundaki değişimini doğru olarak ancak tahmin edebilir. Mesela şöyle bir popülasyonun değişimini tahmin etmede başarılı olmaz bu model. Örneğin bir ormandaki tavşan popülasyonunu düşünün. Çünkü tavşanlar, evet, tavşanlardaki, tavşanın nüfusundaki artış
mekan olarak ve onların beslenebileceği yiyeceklerle doğru sınırlandırılmış. Ama bir parametre daha var. O da onları avlayan bir canlı türü de olabilir. Mesela tilki olabilir, kartal olabilir, o bölgede yaşayan kurt türü olabilir. Dolayısıyla onları avlayan başka bir türün popülasyonundaki değişim de onların popülasyonundaki değişimi etkiler. Dolayısıyla o etkiler mesela bu şeyde dikkate alınmamıştır. Ama size bir fikir vermesi açısından görüyorsunuz, bir fiziksel sistemin değişimini ifade etmek açısından önce basit bir modelle başlanır. Bir diferansiyel denklem yazılır. O diferansiyel denklem çözülür. Sonra sınırlılıkları hangi şartlar altında doğru sonuç verebileceği düşünülür. Ve onu iyileştirmek için neler yapabiliriz? Ek parametreler eklenerek model mümkün olduğu kadar gerçek fiziksel sistemdeki gözlemleri ile sonuçları uyuşacak şekilde mümkün olduğu kadar yaklaştırılmaya çalışılır. Bu böyle bir fikir vermesi açısından yazdığım bir basit örnekti. Bir tane örnek daha vermek istiyorum. Bu örneğimiz arkadaşlar Newton'un soğuma yasası. Belki duymuşsunuzdur. Newton'un soğuma yasası diye bir yasası vardır. O da şunu söyler. Newton der ki, şimdi belli bir ortam düşünelim. Bir ortam içerisinde mesela bir sıcak kahve olsun. T0, bazı şeyler tanıtalım mesela arkadaşlar. Şimdi bağımlı değişkenimiz T olsun, sıcaklık. Herhangi bir T anında bu sıcak cismin bir kap, işte bir bardak kahve olabilir. Sıcak cismin sıcaklığı. Sıcaklığı. Dolayısıyla herhangi bir T anında cismin sıcaklığı olsun. T0 arkadaşlar ortamın sıcaklığı olsun. Tamam. Odanın sıcaklığı mesela. Ortamın sıcaklığı. Yani bu oda içerisinde bir kahve fincanı varsa, kahve fincanının herhangi bir yandaki sıcaklığı T olsun. T0 alt indi 0 odanın kendi sıcaklığı, termometreyle ölçüp belirleyebileceğimiz bir parametre. Bir de bunun başlangıçta gözlem işlemine başladığımız anda sahip olduğu bir sıcaklık var. Ona da T kahve diyelim. T küçük m diyelim. Cismin T eşittir 0 anındaki sıcaklığı. Şimdi arkadaşlar eğer sıcak bir cisim ya da sıcaklığı farklı iki cisim eğer birbiriyle temas halinde iseler sıcaktan soğuğa doğru bir ısı akışı olur. Dolayısıyla ısılar, sıcaklıkları eşit olana kadar bu sıcaklık transferi devam eder. Ve en nihayetinde cisim soğur. Biz mesela kahvenin ortamdan daha sıcak olduğunu varsayıyoruz ki öyledir. Odamızın sıcaklığı, oda daha soğuktur, kahve daha sıcaktır. Dolayısıyla belli bir süre sonra kahve soğuyacaktır ve oda sıcaklığıyla eşit hale gelecektir. Değil mi? İşte Newton'un soğuma yasası der ki, bir cümle olarak, yasa olarak, onu sonra diferansiyel denkleme dökeceğiz. İşte der ki kahvenin ya da sıcak cismin herhangi bir andaki sıcaklığı cisimle ortam arasındaki sıcaklık farkı ile orantılıdır. Yani sıcaklık farkı ne kadar fazla ise sıcaklığındaki değişim o kadar fazla olur. Eğer kahvenin sıcaklığı ortamın sıcaklığıyla aradaki fark çok büyük değilse kahvenin soğuması daha yavaş olur. Ama kahve çok sıcaksa ilk başta, ortamla sıcaklık farkı çok büyükse o zaman daha hızlı soğur. Tamam? Yasanın kendisi bu. Buna Newton'un soğuma yasası denir. Şimdi bu bilgiyi biz, bu bir gözlemdir. Bu bilgiyi denklem olarak, denkleme dökelim. Der ki kahvenin sıcaklığındaki değişim kahve ile ortam arasındaki o andaki sıcaklık farkıyla orantılıdır der. Tamam? Bakın bu ortamın sıcaklığı, bu da herhangi bir anda kahvenin sıcaklığı T'nin bir fonksiyonu.
Dolayısıyla zamana göre türevi, yani zamanla değişimi, o herhangi bir andaki sıcaklıkla, dolayısıyla ortamın sıcaklığı doğru orantılı. Dolayısıyla ilk başta kahve çok sıcakken sıcaklığı çok hızlı bir şekilde değişir. Daha sonra kahve soğudukça ortamla sıcaklık farkı azalır. Dolayısıyla bu sefer daha yavaş soğumaya başlar. Şimdi bu denklemin dolayısıyla bir de katsayıyla çarpmamız gerekecek bunu. Dolayısıyla mesela bir katsayı defa T eksi T sıfır olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakınız, bu diferansiyel denklem işte bizim fiziksel modelimiz olmuş oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun çözümünü yapayım ben size. Bunun çözümü şu. Çok basit bir çözümü var. Der ki T sıfır, bu C katsayısı başlangıçta T eşittir sıfırken cismin sıcaklığına Tm dersek, o şimdi denklem içerisine gelecek. T0 artı Tm eksi T0 E üzeri eksi K çarpı T olur. Tamam. Dolayısıyla bu bir oran orantı denklemi ise, pardon şurası oran orantı denklemi, orantı katsayısına K diyelim. Bu K orantı katsayısı arkadaşlar, işte buradaki sıcak cismin kütlesi ne kadar barındırdığı, işte ortamın büyüklüğü gibi birçok böyle fiziksel parametreye bağlı. Ancak şu denklemin doğru sonuç verdiğini varsayalım. Şimdi zaman çok arttıkça en nihayetinde şunu bekleriz. Sıcak cismin sıcaklığının ortamın sıcaklığıyla aynı olmasını bekleriz. Gerçekten de T çok arttığı zaman burası üstü negatif olduğundan dolayı, bu arada K pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla burası çarpımı pozitif olacağından dolayı bu negatif işaretin en nihayetinde üssü negatif yapıyor. T çok arttığı zaman bu sayı çok küçülecek ve şu sayıyla çarpıldığı zaman T limit durumda sonsuza giderken bu kısım sıfıra gidecektir ve T sıfıra eşit olacaktır. Cismin herhangi bir yandaki sıcaklığı artık ortamın sıcaklığıyla eşit oldu. Yani sıcaklar eşit olmuş oldu. Bu da basit bir, çok basit Newton soğuma yasası bir modeldi ve onu da bir diferansiyel denklemle ifade ettik ve çözdük. Sonucunun mantıklı olduğunu gördük. Ancak bu da yine belli bir, bu diferansiyel denklem bütün bu sistemler için geçerli değil. Bazı sistemler için geçerli. Yani bir limiti var. Sonuçta bir bu modelin de kendine göre eksiklikleri var. O da şu arkadaşlar. Eğer soğuyan cismimizin sıcaklığındaki değişim ortamın sıcaklığını önemli ölçüde değiştirmiyorsa, o zaman bu sonuç doğrudur. Bu diferansiyel denklem doğrudur. Bu denklem hatırı sayılır bir hata payı içerisinde doğru sonuçlar verir. Yani mesela şu odamı düşünelim. Odamın sıcaklığını termometre ölçtüm. Benim elimde de yaklaşık işte 100 derecede bir kahve fincanı olsun. Bu 100 derecedeki kahvenin soğuması odanın sıcaklığını hatırı sayılır bir şekilde değiştirmez. Değil mi? Yani hiçbirimiz bir odaya oturup kahvemizi elimize aldıktan sonra kahve soğuyunca oda çok ısınmaz. Dolayısıyla evet, odanın sıcaklığı bir miktar artar. Fakat bu hissedilebilir ölçüde değildir. Ya da ölçülebilir bir düzeyde değildir. Dolayısıyla sıcaklığın, sıcak cismin sıcaklığındaki değişim ortamın sıcaklığını önemli ölçüde değiştirmediği için bu denklem doğrudur. Ancak ortam yeterince küçükse, bu cisim yeterince sıcaksa, bu cismin sıcaklığındaki değişim ortamın kendi sıcaklığını değiştiriyorsa bu denklem artık geçerli değil arkadaşlar. Bu sefer cisimler arasındaki ısı alışverişini de bir parametre olarak bu diferansiyel denkleme eklemek gerekir. Ve ondan sonra çözmek gerekir ki çözüm doğru olsun. O da yapılabilir bir şey fakat benim amacım o değil. Benim amacım size sadece birkaç tane fiziksel sistemle ilgili birkaç basit matematiksel model yazmak ve onların çözümlerinin doğru olup olmadığını, hangi şartlar altında doğru olduğunu anlatmak. Dolayısıyla bu dersimizin konusu arkadaşlar buydu. Diferansiyel denklemler her alanda kullanılır.
bir matematiksel model, bir sistemle ilgili matematiksel bir model yapıyorsak bir diferansiyel denklem yazıyoruz demektir. Ancak hiçbir zaman hiçbir matematiksel model bir fiziksel sistemi %100 doğru bir şekilde açık ve yansıtmaz. Mutlaka limitasyonları vardır, mutlaka eksiklikleri vardır ve öyle de olmalıdır. Matematiksel model yeterince basit olmalı ki matematiksel olarak çözümü mümkün olsun. Fakat bu basitlik şu anlama gelmez, denklem çözüldükten sonraki tahmini gerçek gözlemlerle uyumlu olması gerekir. Belli bir hata payı içerisinde uyumlu olması gerekir. Dolayısıyla her diferansiyel denklem belli bir fiziksel sisteme tekabül eder aslında ve bazı şartlar ve sınırlar içerisinde doğru sonuçlar verir. O şartlar ve sınırları aştığınız zaman artık denklemin tahminleriyle gözlemler uyuşmaz. Bu sefer oturup tekrar denklemi revize etmek, fiziksel sistemdeki gözlemleri ile ta ki uyumlu sonuçlar elde edene kadar denklemin iyileştirilmesi yapılması gerekiyor. Evet, böyle bir bu kısa dersimizde de bu örnekleri verdikten sonra arkadaşlar bir sonraki dersimizde asıl konularımıza giriyoruz. Diferansiyel denklemleri sınıflara ayıracağız, gruplara ayıracağız ve her bir grup için çözüm tekniklerini anlatacağım ve onunla ilgili bol miktarda sorular çözeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.